egedesonses.com. Radyo gazetesi başlıyor. Günaydın sayın dinleyiciler. Bugün 8 Aralık 2016 Perşembe. Radyo gazetesine hoş geldiniz. Bakalım basın bugün neler yazmış. Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? Hep birlikte bakacağız. Bugün konuğum da var. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Bakırçay gazetesinden Rıdvan Karapehlivan her çarşamba olduğu gibi yapacağız demiştik programa. Bugün Perşembe. Bu hafta bir gün atladık. Perşembe günü olsun. Neler var neler yok Rıdvan abi gündemde. Bakırçay gazetesi çıktı mı? Çıktı. Yeni sayısı çıktı. Evet. Bakırçay şantiyesi açıldı. Evet. Demişiz. Geçen hafta cumartesi günü bir açılış yapıldı. Büyükşehir'in Bergama Belediyesi'nde kurmuş olduğu büyük bir şantiye. Toplam 6 ilçeye hizmet verecek. Yerini evet 289 mahalleye hizmet verecek. 289 mahalleye ve 6 ilçeye yani Menemen, Foça, Alia, Bergama, Dikili daha ve önce şu andaki otogarın olduğu bölgeye mevkiye yapılacaktı. Yeri aman felaket orayı yapmayın dediler. Tamam. Evet. Şimdi de yerini değiştirdiler. Orayı da beğenmeyenler var. Beğenmeyenler var ama orası nereye zaten yapacaklar bunu Bergama Cumhuriyet Meydanı'na. Bergama Cumhuriyet Meydanı'na yapacaklar herhalde. Orası zaten şeydi. İl Özel İdaresi'ne ait eskiden kaymakamlığın beton şantiyesiydi. Evet. Zaten şantiye de orası. Oraya yapılması uygun bence. Değil mi? Yani daha nereye yapılabilir? Başka yapılacak bir yok yani. Başka. Sonra tarım arazisinde yapılacak hali yok herhalde. Orası bütün şeyler kanun çıktıktan sonra büyük şehre devredilirken orası Milli Eğitim Bakanlığı ve 1,5 sene gecikmesinin de nedeni biliyorsunuz şeyde sıkıntı olmuştu. İl Özel İdaresi'nin malları il özel idareleri kapatıldıktan sonra İzmir'de İl Özel İdaresi'nin malları devletin kurumlarına, belediyeye değil de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne değil de devletin çeşitli kurumlarına paylaştırdı. Bu Sümerbank olayında da, Sümerbank fabrikasının olduğu arsada da evet. Aynı şey basında çok konu olmuştu, sıkıntı yaşanmıştı. Burası da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmiş. Ne hikmetse yani ne alakası varsa yani bir beton şantiyesi niye şeye devredilir ki orada okul yok bir şey yok yani. Ve önümüzdeki 10 yıl içinde de orada okul yapılma ihtimali de yok. Yani öyle bir imar planı da yok. Bence kasıtlı bir şey herhalde yani siyasi bir davranılmış. Bir ayda da amorti ediyormuş. Evet bir ayda amorti ediliyor. Saatte ben ufak ufak bilgiler aldım. Saatte 160 ton asfalt üretiyor. Yıllık asfalt üretim kapasitesi 240 bin. yıllık ortalama 5.100.000 lira tasarruf sağlıyor. Tesis bünyesinde ayrıca statik kaplama ve park üretim tesisi de bulunuyor. Evet. Bölgemiz için iyi bir şey yani. Oldukça iyi. Yani Bergama'da olması, Bergama biliyorsunuz köyleri çok fazla. 130 tane köy var. Bu 289 köyün %40'ı 45'i aşağı yukarı Bergama'da bulunuyor. Mahallenin daha doğrusu eskiden köy deniliyordu. Evet. Bunlara tabii buradan çok daha kolay ulaşılacak. Bu Bergama Belediyesi'nin altından kalkabileceği bir hizmet değildi. Değildi. Mutlaka evet. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekiyordu. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin de bütçesi belli oldu. Yaklaşık 4.95 katrilyon eski parayla bir bütçe oluştu. Yani 5 milyar katrilyon veya şimdiki parayla 5 milyarlık bir bütçe var. Bunun evet. 2.3 milyarı yatırım bütçesi. Bergama'da payını alacak. Bergama'da biz dileriz ki daha çok alsın. Tabii. En azından cürmü kadar yer derler ya. Cürmü kadar alsın. Yüz ölçümü kadar orada alsın. Orada Aziz Başkan'ın ben şuna değinmek istiyorum. İlginç bir konuşması oldu. Biz Bergama'ya yatırım yapmak istiyoruz. Yani biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Başkan kırsal kalkınmaya çok önem veren birisi. Bu konuda destek çok vereceğiz ciddi, diyor muhatap yok. Yani destek vereceğiz diye muhatap bulamıyoruz. Çok ciddi yatırımları var. Ben Ödemiş'e de gittim. Şeye de gittim. Bayındır'a da gittim. Orada kooperatifler var, süt kooperatifi var şeyde, Tire'de, Bayındır'da çiçek kooperatifi var. Bunlar muazzam bütçeli kooperatifler ve muazzam Büyükşehir Belediyesi'nden alım desteği alıyorlar. Mesela Tire'deki süt kooperatifi, bu süt kuzuları projesi var İzmir'de, okul çocuklarına, okul öncesi çağdaki çocuklara süt dağıtılıyor. Onların tamamen şeyini sağlıyor, üretimini şey sağlıyor, Tire Süt Kooperatifi sağlıyor. Bayındır'dan biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi çok muazzam çiçek alıyor İzmir'e Ekiyer tarafı. Yani Bakırçay'ın da bu konuda özellikle Bergama'nın bir şeyler yapması gerekiyor.
Bu konuda Ziraat Odası Başkanlarına, ilçe tarım müdürlüklerine önemli görevler düşüyor. Yani. Ne düşüyor? İşte onlar bu herhalde şeyi bir çiftçinin örgütlenmesini sağlayacaklar. Örgütlenmeyi sağlayacaklar. Yani örgütlenme konusunda çok eksik. Biz geçen sene bir Bakırçay Tarım Zirvesi de yaptık biliyorsunuz ikincisini. Orada da çeşitli akademisyenlere bu konuda uzman kişileri getirdik, konuşturduk. Tresit Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük de vardı. O kooperatifleşme konusunda Bakırçay bölgesinin çok eksik olduğunu söylemişti ve gereken desteği vereceğinden bahsetmişti. Ama Bergama'da maalesef hiçbir kooperatif yok. Biliyorsunuz bir şey kooperatifi vardı, Çamamlı Peynir Kooperatifi. O kapandı. Daha sonra onu Koza Altın Grubu aldı. Üretim yapmaya başladı. Bir de Aziz Başkan dediği bir kooperatif bulduk, o da bir Kran Kooperatifi var, evet. 2003 yılında açılan bal kooperatifi, bal üreticileri kooperatifi, ona evet. gereken desteği sağlayacağız Hayır, dedi. Birlik olunur, gidip destek istenilir bir yerden, destek bulamazsınız destek ayrı. Bulamazsınız. Şimdi adam destek vereceğiz diyor, karşımızda muhatap yok diyor. O da acı bir durum tabii. Ya bu utanılacak bir durum utanılacak bölge için durum. Aslında. Utanılacak bir durum. Dün, aslında bölge tarım bölgesi. Tarım mutlaka bölgesi, tarımsal kalkınma kooperatifleri mutlaka çok bir şekilde olması lazım. Tarımsal muhatap bulamıyoruz diyor adam. Evet. Çok ilginç. Demek ki tembeliz. Yani o aynen öyle. Aynen öyle. Demek ki tembeliz. Sadece Bergama değil, tüm bu Bakırçay bölgesini kapsıyor. Dün gece bir gelişme olmuş. Son birkaç gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Bergama eski AK Parti ilçe başkanı, aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan Mustafa Durmaz dün gece serbest tutuksuz bırakın. Yargılanmak üzere denetimli serbest bırakılmış diye bir gelişme var. Geçmiş olsun geçmiş diyoruz olsun, buradan ama yargılama devam ediyor. Birkaç gün önce tutuklanıp birkaç gün sonra da salı verilmesi nasıl yorumlanır? Hukukta itiraz mıdır, itiraf mıdır? Onu tabii bilemiyorum. Ben de itiraz süreci var ama ben de duyum aldığım kadarıyla olağanüstü halde itirazlar böyle çabuk kabul görüyor mu? İtirazlar çok kabul görülmüyor. Çok kabul görmediği söyleniyor. Tabii itiraz süreci var mıdır yok mudur buradan bir şey söylemek çok zor. Biz tahminde bulunuyoruz tabii. Yani hukuki yani. Şey nedir? İki. İki tane ihtimal vardır. Ya itiraz, itiraz ya itiraf. İtirazdır. Yani ikisinden üç birinde. Yok. Üçüncü yoktur burada. Yani evet. İleriki günlerde ortaya çıkar. Neler var Bakırçay'da başka? Faruk Ülker Devlet Hastanesi ek bina temeli atıldı diyor. Onu geçen hafta konuşmuştuk. Dikili'de gelişme var mı Rıdvan abi? Dikili'de ilçe başkanı görevden alındı. AK Parti evet. ilçe başkanı. O da koordinasyon eksikliğinden yetersiz. Bir türlü koordine olamıyor bunlar. Koordine olamıyor. Bucayla Dikili'de görevden alındı. Bir de Güzelbahçe görevden alınmıştı. 3 ilçe başkanı. Şu anda eski ilçe başkanı Önder Akşengür vekaleten yapıyor. Vekaleten bu göreve bakıyor ama 3-4 isim var. Bunlar içinde Önder Akşengür de var. Tekrar ilçe başkanı olma ihtimali olan. Dikili belediye Dikili zayıftı zaten. İlçe başkanlığı çok zayıftı. Zafer Afyon aday adayım demiş galiba. Aday adayı evet. Yani belediye başkanı hatta, adayım diye hatta. Adayım yani, demiş adayım hatta. Aday adayı değil de. Nasıl bu kadar emin konuşuyor? Garanti görüyor demek ki işini. Biliyorsunuz o 2009 yılında pardon tabii 2009 yılında MHP'den adaydı Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Daha sonra AK Parti ilçe başkanlığının evet. görevini devraldı 2013 yılında. 2014 yılında da tekrar aday adaydı. Fakat Ahmet Dağdiler aday yapıldı şeyden Dikili'den. 2019'da herhalde kimse kalmadı ben aday olurum diye düşünüyor. 2019'da aday kıtlığı yaşanacak herhalde. Aday kıtlığı yaşanacak. Yani geçtiğimiz seçimlerde hep adayları, bollukları falan vardı. 2019'da aday kıtlığı yaşanacak gibi geliyor bana. Neden? Neden öyle bir tanıya vardı? Yani ortada aday yok. Daha çıkmaz ama adaylar. Yani ona müsait insan da yok. Bergama'da birçok kişi daha var. O süre gelmeden önce diskalifiye ediliyor. Evet, evet diskalifiye ediliyor. Siyaseten önü tıkanıyor. Siyaseten önü tıkanıyor. Bergama'da da olsun. Ortalık başka birilerine kalıyor. Ortalık başka birilerine anlamında söyledim. Bir ara verelim, devam edeceğiz. Tabii. Radyo Gazetesi devam ediyor değerli dinleyiciler. Konuğum Bakırçay Gazetesi'nden Rıdvan Karapehlivan birlikte sohbet ediyoruz. Gazetelere de bir bakalım Rıdvan abi neler bakalım, var neler yok var. Bakalım. En son haber.com'da dolar ne diyor? Dolar düşmüş herhalde. Dolar düşmüş 3.38'e inmiş. Başladılar doları indirmeye. Evet. O, tansiyonu yavaş yavaş düşürürler ya. Olumlu bir gelişme. Onun gibi. Başka ne diyor? CHP'de FETÖ kavgası başlamış. Atatürkçü vekilleri sakinleştirmek için açıklama üstüne açıklama yapıyormuş Kemal Kılıçdaroğlu. Evet en son CHP danışmanı karıştı. Eski danışmanı daha doğrusu FETÖ'den gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu ama şöyle demedi ya olur mu öyle şey o FETÖ'cü değildir demedi.
adil bir yargılama olacaksa alsınlar götürsünler dedi. Demek ki FETÖ'cü olduğunu biliyormuş. Biliyor mu? İhtimal mi veriyor? İhtimal veriyor. Şahit mi? O bir akademisyendi. Zaten akademik görevinden de şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra el çektirildi. Şimdi de gözaltına alındı. Evet. Geçelim gazetelere. Neler var gazete? Günlük gazete. Sabah gazetesi ekonomi çarkına omuz verelim diyor. Cumhurbaşkanı'na. Sabah'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadaş bu vatanı milleti seviyorsan sen de Türk lirasına geçeceksin. Müjdeyi veriyorum, karlı çıkacaksın. Karlı çıkacağız, çıkacaksın derken neyi kastediyor yani bu Cumhurbaşkanı? Doların artmayacağından bahsediyor yani, beklenen gelişmeler. Başka bir sürpriz olabilir mi? Artmayacağından ekonomi bahsediyor. Silahını bize doğrulttular. Döviz spekülasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Ama Azrail'i gülümseyerek karşılayın. Ölmekten korkmayın. Bu millet 3-5 kör kuruşun eseri olamaz. Yalnız olmadığımı biliyorum. Paramıza sahip çıkalım. Döviz bozdurup Türk lirasına geçin diyorum. Bunu görev sayıyorum. Tüm iş adamlarına, tüccarlara, sanayicilere sesleniyorum. Gelin şu ekonomi çarkına birlikte omuz verelim demiş Cumhurbaşkanı Doğru Erdoğan. Doğru söylemiş. Yani ekonominin sabahta bu kadar dolarize olması da çok hiçbir mantığı yok. Yani kiralar dolarla, bir takım şeyler dolarla. Devletin de bu konuda köprü geçiş ücretleri var. Onları da TL'ye çevirmesi lazım. Çevirmemiş mi hala? Çevirmemiş de hala. Onları yani çevirmesi onlar lazım. Yani imam cemaat meselesi değil mi? Evet, Hürriyet ne demiş? Evet. Merdiven var mı? Var diyor manşetinde Hürriyet. Aladağ'daki facianın ardından İstanbul'daki binalara baktık. Durum vahim. Merdivenler kullanılamaz durumda. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimlerinin yangın çıkışı kilitli demiş. Orası bile kilitli yani. İsmet Sezgin dün akşam vefat etti. Demirel'in sağ kollarından bir tanesiydi. Evet, Aydın'dı kendisi. Evet, Aydın'da belediye başkanlığı da yapmış bir isim. Dövize millet müdahalesi manşetini kullanmış Habertürk. Erdoğan Türk lirasına geçen vatandaşların ilgisine teşekkürler demiş. Başbakan Yıldırım Moskova'dan mesaj verip Türkiye makas değiştirmiyor demiş. Değiştirmiyor mu hakikaten? Bence biraz değiştiriyor. Yani sanki değiştirmiyor herhalde. Yani görebildiğim kadarıyla Türkiye NATO paktı içinde, Avrupa Birliği de zaten şeyin alternatifi değildi yani, onu başbakan da söyledi yani. Ama Şangay siyasi Beşlisi, onlar konuşmalar, siyasi konuşmalar bence ama yani bak kafamızı kızdırırsanız gideriz ha gibi bir şey yok blöf mu? Blöf mü yani, res çekme mi diyelim artık yani, biraz var bence mi? Aslında iyi de oluyor. İyi aslında de oluyor tabii, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz 16 şeyde 16 Aralık'ta toplantısı var. İzmir'de FETÖ soruşturmasında 7 hakim ve savcı serbest kalmış. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 11'i kadın 22 şüpheliden 7'si tutuklandı diyor. Mesela şurada bir haber daha var. Ben abi onu da okuyalım. Savcı açıklamış, diyor ki FETÖ'de itirafçı olan hakim ve savcılar bırakıldı. Yani itirafçı olan herkesi bırakıyoruz evet diyor. Okuyalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak demiş ki, tutuklu hakim ve savcılardan itirafçı olan herkesi bırakıyoruz. Ama verdiği bilgilerin bizim tarafımızdan itibarlı kabul edilmesi lazım. Yoksa bildiğimiz ifadeleri tekrarlarlarsa bu kişileri itirafçı olarak kabul etmiyoruz. Örgütün yapısı, örgüt elemanları ve işleyişi hakkında doyurucu bilgi verenleri itirafçı kabul edip tahliye ediyoruz. Askerler gibi darbeye bizzat karışanlar hariç tüm itirafçıları serbest bırakıyoruz. Evet. Soruşturma kapsamında tutuklanan hakim ve savcılardan itirafçı olan yaklaşık 100 kişiyi tahliye ettik. Şu anda hakim ve savcılardan cezaevinde itirafçı olup da tutukluluğu devam eden kimse kalmadı diye konuşmuş. Başsavcı Harun Kodalak, gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de Başbakanımız FETÖ üyelerine açık çağrıda bulundular. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olun, devletin adaletine sığının, açıkça bildiklerinizi anlatın, itirafçı olun diye zaman zaman çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrıların faydası oldu, örgüt yavaş yavaş çözülmeye başladı diyor. İtirafçı olan herkes tutuklu olsa bile serbest bırakılıyormuş, başsavcı demiş. Posta gazetesi ne diyor bugün? Canavar. Ne olmuş? Adana'da çöpte bulunan kol ve bacağın sırrı çözüldü.
Garson Fatih Karaman Songül Erçil adlı kadını başını çekiçle ezerek öldürmüş, sonra 5 parçaya ayırmış. Otopside çalışıyordu herhalde adam. O kadar. Adam yani. Böyle bir cinayet daha önce de olmuştu herhalde. Evet. Bölgeyle ilgili başka gündemde neler var? Epso Kamlı kaybediyor. İlçe ticaret olarak kendi sanayi odalarını kurmak istiyor. Onunla bir haberimiz var. İş adamları, odalar burada toplandı geçtiğimiz günlerde. Odalar burada toplandı. Peki Bergama'da toplanıyor da bir faydası oluyor mu ilçemizde bu toplantılar? Yoksa rutin? Rutin toplantı bunlar. Bir faydası olmuyor. Basında bugün da çok, burada, yarın başka yerde. Başka bir yerde. Daha önce Tire'de toplanmış herhalde. O zaman aman işte Bergama'da toplandı diye... Yok, bu müşterek toplantısı, müşterek toplantı yok. Yasa gereği yapılan bir toplantı, 10.sı yapılmış. Bence bir faydası görmedik. Çok Bergama'da konuşmadı orada, sadece Bergama Ticaret Odası Başkanı'nın yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Bergama'dan konuştu, birkaç kelime de liman konusunda Ekrem Demirtaş konuşma yaptı. Onun dışında bir Bergama'da ilgili. Liman konusunda. Liman yapılacak dedi yani, otoyol geliyor dedi oraya. Ondan bahsetti. Ha, yapılmayacak diyen yok. Yapılmayacak diyen yok, evet. Senin izlenimlerin ne? Geçmeç yapılacak mı sonuçta? Geçmeç yapılacak yani, küçük bir liman da olsa yapılacak oraya. Benim izlenimim o şekilde. Kanaatim o yönde yani. Ama ilk başladığı günkü gibi plan program aynı şekilde ilerlemiyor. O şekilde ilerlemiyor. Yani fakat değişiklik tarih var. Olarak ilerleyebiliyor, ne kapasite olarak ilerleyebiliyor. Yani çok daha geç bir tarihte, çok daha küçük bir kapasite liman yapılacak oraya. Ben öyle görüyorum. Neden küçültmüş olabilirler? Yani siyasi bu, midir yoksa? Siyasi değil, ekonomik tamamıyla. Teknik kollar, ekonomik yani. Onu ihracatı, ithalatı yapabilecek orada bir kapasite gözükmüyor. Yani dış ticaret kapasitesi gözükmüyor. Bunun analizini, fizibilitesini, buranın temelleri atmadan önce... Konuşulmadı mı, araştırılmadı mı acaba? Dünyanın 10. büyük limanı denirken yani neye istinaden denildi? Geleceğe gibi büyük bir projeksiyon ortaya çıkarıldı. Yani Türkiye'nin 2023 yılında biliyorsunuz 500 milyar dolar ihracat hedefi vardı. O ihracat hedeflerin tutmayacağı anlaşıldı. Ekonomik büyüme de çok yüksek bir rakamda gitmiyor Türkiye'de. O zaman %8, %9 büyümeler vardı. Öyle olunca kapasite küçülmek zorunda kaldı. Yani onu işletecek... Bir baba yiğitte bulmak çok zor tabii. O kadar büyük bir limanı hem yapıp hem işletecek bir baba yiğit bulmak çok zor. Baba yiğit sıkıntısı var zaten. Evet değerli dinleyiciler, bugün de bu kadar. Çok eklemek istediğim bir şey var mı? Yok bana? Ben. Radyo Gazetesi bugün de bu kadar. Yarın sabah saat 9.30'da tekrar birlikte olacağız. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Egede sonses.com